Duygulardan bahsetmiştik. Şimdi o duyguları nasıl dönüştüreceğiz onu konuşacağız hocam. Aa, bende böyle bir korku var. Ben şimdi bunu fark ettim, ne yapacağım? Ben dahil hepimiz Tabii ki. ayaklarımız buraya bastığımız müddetçe Duyguları. duygulardan geçeceğiz. Tekrar ediyorum. Mesele geçmek değil. Kimsenin kimseye ihtiyacı yok. Kimsenin kimseye köle olmaya Evet ihtiyacı yok. hocam. Birçok insan hani meditasyon bile yapmakta zorlanıyor. O zaman peki Zorlanıyor. bu insanların zihnini nasıl programlayacağız? Var, elektrik olmayacak, iklimler değişiyor. İşte kıyamete gidiyoruz diyorsanız bu taraftan gidin. Cennete yükseliyoruz diyorsanız buradan gidin. Herkese merhabalar. Kuantum Kraliçeleri TV kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yine sevgili kıymetli hocam Serpil Ciritçi ile birlikte sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz çok önemli. Hatırlıyorsunuz biliyorum. Bir önceki videoda duygulardan bahsetmiştik. Şimdi o duyguları nasıl dönüştüreceğiz onu konuşacağız hocam. Buyurun. Evet. Şimdi evet bir önceki videoda Videoda. uzun uzun duygularımızdan bahsettik ve bu duyguların nasıl tezahür alanına yarattığını biraz anlattık. Bugün de bu duyguları hissettiğimizde ne yapacağız ya da bulduğumuzda ne yapmamız gerekiyor? Biraz bunlardan bahsedelim ve hatta böyle aklıma geldikçe akışta belki hani birkaç şey var kafamda ama birkaç fazladan bir şey de aklıma gelirse onları da paylaşırım. Burada bir Teknik olarak mı teknik hocam? olarak Harikasınız. O zaman akışta olalım hocam. evet. Teknikler de elimizden tutuyor. Aslında en önemli şey farkındalık. Fakat teknikler de orada bize bir araç oluyor, yardımcı oluyor. O yüzden onları da paylaşırsanız harika olur hocam. Evet. Ama arkadaşlardan özellikle ricam, hangi teknik kalplerine dokunursa, hangi teknik hoşlarına giderse onu kullansınlar. Onun için en doğru teknik o mu oluyor? Şöyle, mesela benim daha önce yaptığım çalışmalar var biliyorsun işte bilinçaltı temizlik çalışmaları ya da işte parayla ilgili bir şeyle ilgili. Neticede bütün yaptığımız şey o bilinçaltı kodlarını bulmak ve onlarla ilgili teknikler veriyoruz ya. Evet. İşte orada bile arkadaşlara diyorum ki hemen online alan ve her gün bir tanesini alıp işte 4 gün sürüyor Yapanlar. da yapanlara hepsini yapın diyorum. Ama bittikten sonra geriye dönük bu çalışmaları alanlara da hep söylediğim şey şu. Orada onlarca teknik var. Onlarca tekniği yapmak zorunda değilsin. Bunlardan bir tanesi senin sana iyi gelecek. Ve diyeceksin ki aa bu tam benlik. Belki bir cümlem iyi gelecek. İşte benim kullandığım bir kelime orada. Tamam ya bunu ben de kullanacağım. Hoşuma gitti diyeceksin. Ne yapacaksın? Onu kullanacaksın. O yüzden hani hepsini birden yapmaya çalışırlarsa bir kafaları karışır. Bir de işten soğurlar. Of derler. Bu Zormuş kadar derler çok teknik mesela. hangi birini yapacağım? Bir ödev haline gelir o. Yok hiçbir şeyi bu kadar zorlaştırmayalım. Belki de 10 tane teknik ya da bugün bile belki 3-4 teknik vereceğim. Akıllarında bir tanesi kalacak. Ama o bir taneyi gerçek anlamda alıp da hayatlarına geçirirlerse bitti O zaten. zaman hocam şu da çok önemli. Bu da çok kolay. Bununla bir şey olacağını düşünmüyorum bile dememek lazım ki. Belki de o çok kolay dediğimiz şey bile o kadar büyük bir değişim sağlayacak ki çok bizim içimize, kalbimize dokunan uygulayalım. Mesele şu. Teknik değil. Mesele bir şekilde aldığın bir şeyi hayatına geçirmek. Uygulamak, hal olmak. Kullanabilmek, evet onu hal edinmek. Bunu yapabiliyorsa kişi zaten çok hızlı bir şekilde hayatındaki değişim ve dönüşümü görecektir. Sonra zaten istese bile geri dönemeyecektir. Artık o yola girdi, yolun da açıldığını gördü. Daha kim dönebilir ki? İşe yarıyor. Değil mi hocam? Evet. Bu sefer. O nedenle yani İzleyen arkadaşlardan ricam, birisini öğrendiniz mesela, bunu uygulasınlar. Hani bazı teknikler var çok kısa, sürekli uygulayabilirler. Bazıları var biraz uzun ama bir kez uygulamaları yeterli oluyor.
O zaman hocam hızlıca başlarsak. Tamam. Dedik ki işte hastalanma korkusu var. Bu alanımıza geldi. Orada ilk önce buram ağrıyor işte ne olabilir diye internete girip bakmaktansa. Aa bende böyle bir korku var. Ben şimdi bunu fark ettim ne yapacağım? Şimdi ilk kodlarımızı anne ve babadan alırız. Şimdi gözünü açtın, anneni babanı gördün. Kendini bildiğin zamanlarda annen babandan da bir şeyler duymaya başladın. Örnek, senin annen hastalandığında bile hiç doktora gitmeyen bir kadınsa, öyle bir anneye sahipsen, kolay kolay sen de doktora gitmeyeceksindir, doktoru da sevmeyeceksindir. Onu gördüm çünkü Evet. büyürken. Senin baban sürekli hastayım diyen, mızmızlanan, şikayet eden bir adamsa, muhtemelen, hani hiçbir şey %100 demiyoruz tabii, aynı onun gibi hastalığını sürekli bahseden, konuşan insanları eş olarak çekebilirsin ya da bir partner olarak çekebilirsin. Çünkü onu öyle kodladın. Hani erkek, baba neyse, o öyle kodlandı. O nedenle bizde bir hastalanıyorum, hastayım mıyım acaba duygusu oluştuğunda, bu korku her ne ise çocukluğunda işte ilk dediğim gibi anne babadan gördüğün bir şeyin tetiklenmesiyle bir korkun ya da bir duygun açığa çıkar. Burada ilk temel esas şudur. Bu, aa korkuyorum, hastalanmaktan korkuyorum demeyelim. O hiçbir duygumuza işte bu benim hastalanma korkum da demeyelim. Ondan bir özdeşleşmeyelim. Duygu Alanında. otomatik benim alanımda, dedim ya bir önceki programda. Bir düğmeye basılır gibi bir salgının harekete geçmesiyle, onun da kanıma, hücrelerime girmesiyle bir kendimi hissetme halim. Yani sahiplenmeyelim Sahiplenmeyelim. diyorsunuz. O bu bardak. Evet, benden dışarıda bir şey sadece alanımda var. Alanımda geziyor. Gördüm. Ve onun alanındaki varlığı beni huzursuz ediyor. Evet. Böyle bakacağız. Ve en önemli olan şey de aslında görmüş olmam. Evet. Sonra ne Ne yapıyoruz hocam? yapacağız? Onu bir kabule geçeceğiz. Bu benim duygum. Kabul. Evet. Reddetme yok. Çünkü her bir duygun açığa çıkmak ister. Her bir duygun ifade edilmek ister. Aa. Senin içinde kızgınlık varsa ve bu açığa çıkmak istiyorsa, bugün birine aşırı kızabilirsin. Mesele kızman değil. Mesele kızdıktan sonra yürüyüp gidebilmende. Hocam o zaman şöyle mi? Her bir duygu görülmek mi istiyor aslında? Alanına sıkışmış kalmış. Oradaki yosun kümeleri diyor ki, ben bir gölde yaşamak istemiyorum. Ben denize karışıp gitmek istiyorum diyor. Ama göle Kaynağa gitmek sıkışmış. istiyorum diyor. Evet. Sıkışmış göle. Sıkıştığı Dolayısıyla için o çıkmak istiyor. serbest kalmak istiyor. Bağırıyor. Onun kendini belli etme biçimi de acı. Aa, burası çok önemli. Rahatsız edecek seni. Mutsuz Canımızı da edecek, canını acıtıyor. yakacak. Başka türlü kendini gösteremeyen küçük bir çocuk var orada. Aslında o Küçük serbest afacan çocuklar bırakıyorum. gibi. Özgür kalmak istiyorum, çıkmak Evet. istiyorum diyor alanından. Bilinç olarak bizim serbest bırakıyorum kelimemiz, cümlemiz bile ne kadar etkili bir cümle o Ama zaman sen işte onlar seni özgür için. bırakıyorum diyorsun. Evet. Seni serbest bırakıyorum. Evet. Yani azat ediyorum diyorsun. Onu duymak istiyor. Evet. Harika. Dolayısıyla ama ondan önce onunla da savaşmayacaksın. Ya ben korkmuyorum, ya ben kızmıyorum. Yok benim öyle bir duygum Hayır, yok. korkmuyorum. Hayır. Arkadaşlar, ben dahil hepimiz Tabii ki. ayaklarımız buraya bastığımız müddetçe Duygu geliyor. duygulardan geçeceğiz. Tekrar ediyorum. Mesele geçmek değil. Mesele onları görmek, gözlemlemek, kabul vermek ve onlardan hızlıca geçebilmek. Yani bu kareme bir şey girdi, ben bu karede birine kızdım. Ya da bu karede kendimi bir an dışlanmış hissettim Evet. örnek. Fark ettim mi? Evet, fark Gözlemledim ettim. mi? Gözlemledim. Ne kadar çabuk kendime gülüp, yok artık Serpil, ha sen hala burada mısın deyip bir kahkaha atıp bu kareye geçebilirsem, o kadar hani rahat ilerlerim. Ama bu alana girip, aa beni resmen dışladılar, fazlalık gibi mi hissediyorlar, görürsün.
bak ben size ne yapacağım deyip buralarda kalırsam bu tarafa geçemedim. Velhasıl şunu demeye çalışıyorum. Duyguyu göreceğiz. İlk önce kabul edeceğiz. Sonra en basit teknikten bahsediyorum. Hissettiğin anda o duyguyu var eden bir şey yok edemiyoruz. Fizik yasaları buna uygun değil. Ama Değil mi? dönüştürebiliriz. Ama diyor başka bir şeye dönüştürebilirsin. Suyu nasıl atıp buzluğa buz haline Buzluk, evet. getirebilirsin? Buzu nasıl su haline getirebiliyorsan Dönüşüyor, evet. frekansı değişiyor. Burada da sen o duyguyu başka bir duyguya dönüştürebilirsin. Hocam nasıl dönüştürebiliriz? Lütfen. Burada kaynar su var. Evet. Ebru. Su kaynıyor. İçindeki su. Ve ben bunu dönüştürmek istiyorum. Daha ılık, daha serin bir hale getirmek istiyorum. Ne yaparım? Dışarıda bekletirsiniz hocam. Başka? Buzdolabına koyarsınız. Başka? Başka üzerine soğuk su eklersiniz. Süpersin. Bak, Evet. üzerine soğuk su eklerim, değil mi? Daha güçlü bir şeyi üzerine eklerim. O zaman ne olur kaynar su? Ilık hale gelir. Değil mi? Evet. Artık kaynamaz. Fokur Evet. fokur. Beni de rahat etmez. Serinledim bak. Evet. O soğuk su işte sevgi. Sevgi o kadar güçlü bir frekans ki. Ve benim varlığımda olan bir varlığımın saf öz halinden bahsediyorum. Ben sevgiyim. O zaman Sen de sevgisin. Hepimiz sevgiyiz. en güçlü dönüştürücü diyebilir miyiz hocam? Evet. En güçlü katalizöre sahibim. Evet. Dönüştürücüye. Dolayısıyla ben sadece gözümü kapatıp kendimi pes pembe bir sevgi ışığıyla titreşirken gördüğümde kalp alarımdan böyle bir pembeliğin çıktığını, o sevginin böyle tüm dünyaya hücrelerimden her yere yayıldığını gördüğüm anda ben güçlü bir katalizörüm. Ben alanıma giren her şeyi dönüştürebilirim o anda. O zaman bunu illa bir şey olmasına da gerek olmadan da yapabiliriz. Her gün mesela o kadar kolay anlattınız ki ve uzun da bir şey değil. Her gün 10 saniye, 15 saniye bunu yapabiliriz hocam. Duygu hissettim bir korku. Evet. Duygu hissettim bir güvensizlik ya da değersizlik neyse suçluluk. Kapa gözünü. Tüm bedenini kalp çakrandan böyle pembe bir ışık çıkmaya başlasın. Çıksın 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 bütün hücrelerine kadar böyle sevginin o saf enerjisi hücrelerine kadar girsin. Her bir hücrenin titreşimini çoğaltsın çoğaltsın. Ve o pembelik senden böyle bir yayılsın. Tüm alan her yer o pembe sevgi enerjisiyle kaplansın ve tüm o alanla da bir olduğunu hisset. Yani tüm o alanın içinde görme kendini. O gördüğün her şeyin pembe olduğunu ve aslında buranda olduğunu hisset. Yani içinde olduğunu hisset o gördüğün tüm alanın. Sen o anda sevginin en yüksek frekansıyla titreşiyorsun, değil mi? O biraz önce hangi duygun vardı? Korku vardı, değil mi? Şimdi korku hissetmeye çalış, hissedemeyeceksin. Korku barınamaz ki bu kadar güçlü bir frekansta. Ne olur? Daha güçlüsünü koyduk çünkü üstüne. Yok olur. Yani serin sularla dolu bir sürahinin ya da kovanın içine bir damla kaynar su atsam ne olur? Hiçbir anlamı kalmaz. Kaybolur gider. Evet. İşte senin duygun da sen gözünü kapatıp da öz varlığına öz benliğine, yüksek benliğinden bir olduğunda, o olduğunda ben sonsuz ve sınırsız olanım. Ben sonsuz ve sınırsız olanım dediğinde, o titreşimi etrafında bütün gücünle yarattığında korku nerede? Ben sevgiyi seçiyorum mesela. Korku nerede? Korku yok olur işte onun içerisinde. Orada bir kal. Sonra de ki istediğini de ya kalbinden ne geliyorsa. Şimdi şu anda sevgiye dönüştürdüm. Bak bitti. Ya da sevgiye dönüştürüyorum. Bitti. Ya da ben sevgiyi seçiyorum de. Sadece sevgiyi seçiyorum de. Bak o korkunun titreşimi zaten sana ulaşamayacak. Sen o kadar güçlü bir titreşimsin ki, o kadar güçlü bir varlıksın ki tüm Evet. alanını aktive ettin. Asıl öz benliğine döndün. Hani Süpermen gibi düşün. Sen osun artık. Hani korku nerede? İnsan kendi yarattığından korkmaz ki. Korkuyu sen, bütün Çıkardım. videolarımda söylüyorum değil mi? Korku senin bir gölgen. Gölgen diyor ki, gözüme bak, beni gör, sen beni görmeden ben kaybolmam diyor. Korku hep bunun için karşına gelir. Beni bir gör, bir
İşte o çocuklardan biri dedik ya. O özgür de olmak istiyor ya. Ya beni sen burada işte bir gölge gibi var ettin. Sen benim üzerime gelirsen ben zaten yok olacağım diyor. O yüzden korkuyu dönüştürmenin en kolay yollarından biri de üzerine gitmektir zaten. Ve mesele hiçbir zaman bardak değildir. Mesele o bardağın bir gün olacağını düşünerek benim sürekli o frekansı yaymamdır. Korkunun kendisiyle ilgili meselemiz yoktur. Ya olursa diye arada yarattığımız bir süreç vardır ki işkence dediğimizde zaten sıkıntılı süreç de odur. Ve o korkun içinden geçmek belki de bir kere yaşayacağımız bir şeydir. Ama biz onu o kadar uzun süre yaşayabiliriz ki Evet. günlerce, aylarca. Evet. Ve sonra da kendimize çekeriz zaten. Sonra bir anda onun üzerine gidersin ya da bir şey yaparsın. Aa, burada korkacağım bir şey yokmuş dersin. Çünkü sen olsun. O biraz önceki dediğim ya bak. En yüksek frekansta titreşen. En yüksek frekansta sen sevgiyken. Ve tüm olanlar senin içinde oluyorken. Yani ne olabilir ya? O zaman hocam diyorsunuz ki herhangi bir duyguyu hissettiniz. Bu her şey olabilir. Evet. Parasız kalma mesela ya da işte beni istemiyorlar mı? Hastalanma. Dışlanma, Her terk şey, her şey, edilme, her şey. başkasına tercih Aynen. edilme. Orada önemli olan o duygunu fark et, gözlerini kapat. O sevgi enerjisini o kadar yoğun yay ki her İster adına tarafa. himem de, ister süpermem de, ister özüm de. Yani orası önemli değil ama o elbiseyi giy. O ol. Yani o bütün hücrelerinden, kalp çakrandan o pembeliği bir yay. O en yüksek titreşimde hiçbir duygu dönüşmeden duramaz zaten. Muhteşem hocam. Peki, Biri bu. biri bu. Diğeri ne olabilir? Diğeri çok basit. Bunu çok eski videolarımdan birinde yine vermiştim. Şimdi bir korkun var. Korkunun adı terk edilme korkusu diyelim. Eşim mesela hani acaba bir şey yapıyor mu, gider mi gibi Evet, bu böyle çok diyelim. basit. Şimdi biraz sonra bundan sonra bir teknik daha anlatacağım. Aslında onunla da ilgili bir şey. Bağlantılı mı? Bağlantılı bir şey ama hani hatta ilk önce birinciyi anlatayım. Bu Tamam. şimdiki anlattığım daha sonra onunla daha iyi bağlanacak. Tamam hocam. Şimdi NLP eğitimlerinde artık vermiyorum ama hani metaforlardan bahsederdik. Değil mi? Hatırlıyor Evet musun? evet hocam. NLP Herhangi bir dediğimiz hani korkuyu. Neuro-linguistic programming diye Evet. anlatırız ve aslında bizim yıllardır anlatmaya çalıştığımız zihni yeniden programlamayı anlatır NLP eğitimleri, değil mi? Tabii ki. Aslında kuantumun teknikler kısmı da Ha, diyebiliriz. kuantumun teknikler kısmıdır. Bir üst düzey düşünce biçimidir. Evet. Ama kuantumu bilmeyenler için NLP biraz boşlukta ve havada kalan bir şeydir. O yüzden geçmişte alan birçok kişi NLP'yi hatırlamaz bile. Ha, bir şey söylemişlerdi ama unuttum der birçok kişi. Şimdi dolayısıyla NLP'de mesela bir çalışmamız vardır bizim. Deriz ki birçok çalışma zaten imgeleme üzerine kuruludur orada. Deriz ki orada. Hatta senin üzerine Örnek uygulamalı. yapalım mı Evet, hocam? aynı anda Aynı düşündük. şeyi düşündük çünkü çok Evet. daha oturacak izleyenlerin de Evet, izleyenler de aynı kafasında. anda yapabilir. Şimdi gözleri bir kapa Ebru. Ve tamamen bedenine odaklan. Bedenini bir rahatlat. Gevşet. En rahat, en sakin haline bir geç. Şimdi sen kendini önemsenmiyor hissettiğinde, sevilmediğini hissettiğinde bir acı çekiyorsun ya. O acıyı en çok nerede hissediyorsun? Kalbimde. Değil mi? Şöyle göğüs bölgemizde, değil mi? Bu bölgeyle ilgili olduğu için bir ağırlık hissederiz. Sanki nefes alamıyoruz gibidir, değil mi? Birçoğumuz burada bir sıkışma hissederiz. Bıçak Olan saplanıyormuş gibi bıçak hissediyorum. saplanıyormuş gibi Evet. kalbimiz ağrır. Aslında olan nedir?
gerçekten senin alanındaki bir düşük frekanslı duygunun alanında artık kıpraşmaya başlamasıdır, hareketlenmiş olmasıdır. Bu bir korku olduğunda da mesela alt karın bölgende daha çok hissedersin. Onlar da orada gezerler. Şimdi o duyguyu bedeninde hissettiğinde, acı çektiğinde, o hissettiğin duygu bir rengi olsaydı, bir cismi olsaydı neye benzerdi? Rengi siyah olurdu. Cisim olsa neye benzerdi? Ağır bir taş olabilirdi. Ağır, Ağır bir taş olurdu. siyah Hı, bir siyah taş, değil mi? bir taş, evet. Peki büyüklüğü ne kadar? Büyüklüğü kalbimden de büyük. Kalbinden Daha büyük. daha büyük. Yani kalbimizin büyüklüğü iki yumruğumuzu birleştirdiğimizde o kadarsa örnek. Pardon, o beynimizin büyüklüğüydü. Belki bir yumruk kadardır kalbimizde. Ondan büyük diyorsun. Evet. Siyah bir taş. Kokusu var mı? Kokusu yok. Peki ona dokunsan yüzeyini böyle nasıl, sert mi, kaygan mı, pürüzlü mü? Pürüzlü. Pürüzlü. Böyle pütür pütür gibi mi? Kaya gibi. Harika. Şimdi o kayayı oradan çıkartmak istesen ne yapardın? Oradan çıkar. Nasıl çıkarırdın Ebru? Elimle alabilirim. Nasıl alırsın? Eğer ki elimi içeri sokabilirsem aslında onu oradan tutup çıkıp alıp fırlatabilirim. Elin nasıl, titreşimi mi yükselteceksin? Yani Evet. görünmez hale mi getiriyorsun? Harika. O zaman şimdi yapar mısın? Bunu imajine ederek yapabilirim. Evet. O zaman senden şimdi o kayayı oradan alıp fırlatıp atmanı istiyorum. Sanki böyle sihirli bir el bedenimin içine girebiliyor. Evet. Bembeyaz ışık saçıyor. Harikasın. Kalbimin içine girdi. Aslında çıkmak istemiyor. Öyle mi? Demek bir direncin var. Çok tutunmuşsun bu duyguya. Çok mu ağır? Zorluyorum. Tekrar dene. Şimdi hızlıca çekip çıkardım. Harikasın. Şimdi onu sonsuz boşluğa doğru fırlat. O kadar uzaklaştı ki Harikasın. uzayda. Şimdi tepe çakranın açıldığını, oradan özünden sanki böyle tertemiz akan bir şelale gibi, böyle altın sarısı beyaz karışık bir ışığın tepe çakramdan üçüncü gözüne, üçüncü gözden boğaz çakranı ve oradan kalp çakrana doğru indiğini ve o taşın çıktığı yeri tamamen yıkayıp arındırdığını hisset. Hatta onu öyle bir hisset ki, hani evimizi yeni temizlediğimizde evde güzel bir deterjan kokusu olur ya, mis gibi kokar. Aynı onun gibi burnuna mis gibi kokular gelsin. Ve o rahatlığı hisset. Ne hissediyorsun? Kalbim genişledi ve sıkışmıştı orada.
Daha da büyüdü. Başka? Hafifledim. Süpersin. Kocaman bir kaya attın. Ve tabii ki artık daha hafifsin. Fark et. Kayayı oraya koyan da sensin. Atan da sensin. Bundan sonra sen izin vermediğin müddetçe oraya hiçbir şey giremez. Sevgiden başka. Sen sadece sevginin yüksek titreşimine açıksın. Düşük frekansta hiçbir şey artık alanına giremez. Bundan sonra böyle hafif, huzurlu ve rahat yaşamına devam edeceksin. Seni seviyorum. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Hocam, wow, ben de sizi seviyorum. Tabii Evet. kendime de söylemem için söylediniz ama karşılık vermek istedim. Evet. Ben sevgiyi seçiyorum. Nasıl hafifledim? Evet. Muhteşemdi. Bu işte NLP çalışmalarından birinde hatırlar mısın? Bu tür çalışmalar yapıyorduk. Mesela bir arkadaşımız Evet işte hocam. burada böyle bir yılan Yılan, görüyorum evet. demişti, değil Mesela mi? çok örnekler Onu vardı. böyle tutup böyle elini silkeletip attırmıştık, değil mi? Evet. Hatırlarsan. Mesele Farklı burada farklı şekiller tabii. hissediyor. Herkes hayvan hissedebiliyor. Evet. Kimisi taş hissediyor benim gibi. Şimdi birkaçı aklıma geldi. Evet. Çıkaramayanlar da vardı. Evet. Şimdi çok fazla tutunmuşsa duyguya o hemen çıkmayabilir. Ama bu tekniği öğrendiysen bir şekilde örnek taşı yine bir arkadaşımız hatırlarsan balta gibi bir şeyle parçalamıştı, Küçülttü. küçültmüştü, Evet. sonra su içip akıtmıştı. Bir Kum başkası buradan haline dönüştürmüştü. süpürge gibi bir şey koymuştu. Böyle vakum gibi onu Çektirmişti. çektirmişti. Evet. İşte O kişinin aslında kendi tekniği gibi tabii oluyor. ki, tabii ki. Yani onun zihni bunlardan birine yatıyor zaten. Neye yatarsa o onu kullanıyor. Evet. Yani bir başkası sen elini kullanırken bir başkası şöyle düşünebilir. Elim girmiyor ki, elimle alamam der. Ve zaten kullanmaz. Ama sen yo elimin titreşimi yükseltir, her yere ulaşabilirim Çıkarabilirim. dersen aslında şu teknik, verdiğin teknik ciddi bir şifalanma tekniği de. Elini sok içine, Muhteşem. frekansını yüksel. Nerede sıkıntı var biliyorsan, işte böbreğinde taş varsa çıkar at. Örnek. Evet, şimdi bunlar gülünecek şeyler değil. Çünkü öyle bir döneme zaten gidiyoruz. Ve tekrar tekrar yaparlarsa ki sonuçlarını da belki bir kere yapıp vazgeçmemeliler, değil mi hocam? Öyle yani şöyle diyeyim. Hastalık dediğin senin vücudundaki bir organın frekansının düşmesi. Yarın bir gün elimize şöyle küçük aletler verecekler. Frekans O yüksek. aletlerle herhangi bir yerde bir sıkıntı olduğu anda sinyali gelecek. Örnek diyecek ki böbreğini çok yordun. Sen öbür düğmeye basıp böbreğine frekansı yükleyeceksin. Böbrek normale dönecek. Bu Böyle yani şeyler çıkmaya başladı doktor kalmayacak, zaten. hastane kalmayacak. Yani o aletler daha da geliştirilecek şu anda Evet, frekansı ölçen var. aletlerin en yüksek hallerinden bahsediyorum. O zaman hastalık kalacak mı? Zaten kalmayacak. Zaten beşinci boyuta yolculuktan bahsediyoruz. Bunlar onun göstergeleri zaten. Diyorsunuz ki onlar çıkana kadar da hani bu tekniklerle kendinizi şifalandırın. Dünya şu anda bütün hastalıkları zaten tamamen bitirecek teknolojiye sahip. Sadece kullanımda değil. Dolayısıyla Siz mesela bu da kullanın bir teknik. arkadaşlar. Evet. Mesela bunlar aslında hani insanlar uyanıyor dediğimiz bu zaten. Kimsenin kimseye ihtiyacı yok. Kimsenin kimseye köle olmaya Evet ihtiyacı yok. hocam. Kimsenin zamanını parayla satmasına ihtiyacı yok. Başkasına Kimsenin ihtiyacınız sevmediği yok. işlerde çalışmasına ihtiyacı yok. Bizler bunlara uyanıyoruz. Kendi varlığımızı Gücünüze, hatırlıyoruz, kendi evet. gücümüze uyanıyoruz ve bu domino taşı gibi bütün dünyada zaten yayılıyor. Şimdi diğer teknik hani biri bu. Bununla Bununla bağlantılı olabilir dediğim. bağlaştıracağımız, evet. Şimdi bunda da gözünü kapıyorsun ve örnek hangi çalışmaysa işte değersizlik duygusuyla çalışacaksan değersizlik duygusu diyorsun. Korkuysa terk edilme korkusu diyorsun. Gözünü kapatıp şu ön alın lobunda
onu yazı olarak mı yazı görüyorum? Olarak iri harflerle görüyorsun. Hı-hı. Yani terk etme korkusu olarak görüyorsun değil Fark mi? Fark ettim. Hı-hı. Alanımda bu var. Gözümü kapattım. Evet. Orada bir yazı gibi gördüm. Evet. Nefesini böyle hızlı bir şekilde alıp içine kuvvetli bir şekilde ama böyle çok kuvvetli. Daha da kuvvetli. Tabii. Tamam. Hani çok kuvvetli bir rüzgar estirirsen ne yapar? Ne yapar o yazılar? Uçar. Uçar gider. Gider. Ha çok kuvvetli yapamazsan yarısı uçar yarısı kalır. Orta hiç yazı kalmayana kadar nefesinle onu üfleyeceksin. Aa. Artık zihninde hiçbir şey görmeyeceksin. Bak boş bir kağıt gibi. Hı hı. Görmeyene kadar üfle. Tamam. Çok etkilidir. Çok basittir. Çok geçmişte bir kere verdim. Ama sanıyorum çok az kişi kullanıyor. Ya da yeni izleyenler bundan sonra belki kullanabilirler. Belki de çok kolay olduğu için. Bu çok kolay. Hı hı. Ama zaten hep bunu Hep söylüyorum. Kolaylıktır Yani burada. Her şey kolaylıktır. Zorlaştıran benim zihnimdir. Zoru kıymetli tabii. Yapan zihindir. Evet, ben şimdi 3 yıl önceki yaptığım bilinçaltı çalışmalarını alan arkadaşlar orada 7 saatlik çalışmalar Evet. ve uzun uzun teknikler görüyorlar, değil mi? Evet. Evet. Halbuki siz dersiniz ki anda dönüştürebilirsiniz. Şimdi yeni başlayanlar için onlar bilinçaltına evet dinlesinler. Tamam, 7 tekniği de uygulamak zorunda değiller ama orada örnekler verdiğim için o örneklerden bir farkındalık gelebilir. Aa evet, benim annem de böyle konuşurdu ya da babamda da vardı. Ya da işte Serpil Hanım bir şeyden bahsediyor, bunu ben de yapıyorum deyip bir farkındalık kazanıp bir yere not da alabilirler. Ama şimdi yaptığımız çalışmalar dikkat edersen, gerçi her çalışmamda benim bir tane silkeleme vardır. Hani böyle bir derin girme vardır. Ama sonrasında pratikleştiriyoruz. Niye? Çünkü birçok insan hani meditasyon bile yapmakta zorlanıyor. Hani Evet. günde 5 dakika, 10 dakika meditasyon bile yapmıyor. Odaklanmakta O zaman peki zorlanıyor. bu insanların zihnini nasıl programlayacağız? Onların eline basit pratik aletler vermek zorundayız. Tabii ne Bu yapsın yoksa olduğunda onlarda? bu, Evet. şu olduğunda bu. Bir alet çantası gibi düşünebilir miyiz hocam? Hangisi oluyorsa ona Tabii. uygun oradan aracını çıkaracak, onu dönüştürecek. Kesinlikle. Yani bugün insanların büyük bir kısmı bir korku diye şey yaptığında ne yapıyorlar? İptal ediyorum diyorlar. Doğru Evet. mu? O da etkili tabii ki. Evet. Ama bak bir şekilde birçok kişisel gelişimci Kullanıyor. bunu söylemiş ki bak ellerinde bir çanta var. Ay dur, yaratmaktan korkuyorlar. İptal ediyorum. Haklılar da. Evet. Çünkü tezahür çok hızlandı. Öyle bir hale geldi ki burada bir şey konuşuyoruz. Televizyonda onu anlatıyor. Oluyor. Bu hallere geldik değil mi? Bak Hem ne de kadar hızlı nasıl gidiyoruz. şeyler yaşıyoruz hocam, yani o kadar güçlü, o kadar hızlı ki, o yüzden diyorsunuz ki alın arkadaşlar, bunlarla daha da korkularınızı daha da hızlı ve kolay dönüştürebilirsiniz. Tabii ki yani bunları bilecekler ki Uygulayacaklar. kendi hayatlarında rahatlıkla uygulayabilmeliler. Mesela bundan sonraki işte yapacağım yine bir WhatsApp çalışmasında mesela bu defa o bilinçaltıyla tezahürü meç etme diyoruz ya. Bul tezahür ettir, bul tezahür ettir şeklinde mesela planlayacağım. Ve Mart ayında her bir olacak olan. Mart ayında her bir şeyde tek bir alet, tek bir tane. Hatta onu da o kadar akılda kalıcı hani böyle şarkı sözleri olur ya. Evli, mutlu, çocuklu. Bilinçaltlarımızı kodluyorlar ya o şarkılar. Aynı onun gibi kodlayacak şekilde bir alet vereceğim. Olacak. Çünkü Wow. İsmini de mesela benim söyleyelim hocam o zaman. geçmişte bir tane söylediğim her şey yolunda hatırlıyor musun Cümlesi, cümlesini? evet. Bugün birçok kişinin kullandığını gördüm. Çok mutluyum. Birçok kişinin hayatını kurtarıyor. Ya da mesela çöp diyorum Evet. ya ben. Çöp diyorum geçiyorum diyorlar. Ha o zaman anlıyorum ki böyle basit şeyleri alıyor ve ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Hatta bazıları çok hoşlarına gidiyor. Mesela ben bir kraliçeyim mesela. Onu daha çok kullanıyorlar. Evet. Değil mi? Hani değerliyim yerine. Ben bir kraliçeyim, ben bir kraliçeyim. Kraliçe gibi hissediyorum. Kraliçe gibi yapıyorum hocam diyorlar mesela. Ama ne yapacağız başka türlü hani uzun uzun meditasyonlar yaptıramayacağımıza göre ya da birebir böyle çalışamayacağımıza göre böyle pratik, hızlı dönüştürücüler Kullanabilecekleri. vermemiz gerekiyor. Evet hocam. Bu arada Mart ayında yapacağınız işte çalışmanın ismi de
Kendi cennetimi yaratıyorum. Evet Gerçekten. öyle, ama Evet. zaten şu anda oraya doğru gidiyoruz. Bütün bunları onun için yapıyoruz zaten. Kendi cennetimize yükseliyoruz. Ve herkes Aslında kendi cennetini kendi yaratır. güne bu cümleyle bile başlamak değil mi hocam? Yani kendi cennetimi yaratıyorum bugün. Evet. O bile frekansımızı yükseltmez Ya mi? yükseltmez mi? Arkadaşlar, öyle zamanlardan geçiyoruz ki bakın, her sözünüz bir kelam artık. Her sözünü şey gibi düşün, ya da her konuştuğun konu sen görmüyorsun ama burada şekilleniyor. Yani sen Cennet görmüyorsun, oluyor. bir sonraki kare olarak önüne geliyor. Sen burada bir şey bahsediyorsun, görmüyorsun ama arka planda senaristler var, tamam mı? Sen bir şey anlatıyorsun, mesela Ebru'yla bir şey konuşuyorum. Arka planda birileri dinliyor. Aa, bu bundan bahsediyor. Aa, bu bunu istiyor demek ki. Aa, burada böyle bir şey Sahne mi hissediyor diyor. kuruluyor? Sahne kuruyor. Yazıyorlar. Tık, bir sonraki kareye getiriyorlar. Sahne görüyor. Yazıyor. Bir sonraki kare geliyor. O yüzden Bunu yapar mısın ben miyim? Yani benim yine. Kendim sürekli yeni sahneler yaratıyorum. Niye? Çünkü ancak o sahnelerden geçerek öğrenebiliyorum ya da büyüyebiliyorum. o yüzden de zaten kendi cennetimi yaratıyorum diye güne başladığımızda zaten neyse bizim cennetimiz Bizim cennetimiz kendimizi önümüze bilmek gelecek. aslında. Tezahür ettirmek çok basit bir şey. Yani o yarın bir gün çoluk çocuğun yapacağı bir şey olacak zaten. O şu anda bile birçok Zaten kişinin rahat çocuklar yaptığı bir yapıyor şey. hocam. Tabii yani gelecekte zaten yapacaklar. Şimdi bile yaptıklarını düşünüyorum ben onların çok Yani hızlı bir o şekilde. ulaşılmaz gibi görünen şeyler zaten insan kendi doğasında zaten varlığın özünde olduğunu fark Saf enerji ettiğinde oldukları için. oradan da geçecek. Yani tamam, madde güzel, her şey güzel güzel ama en büyük aşk insanın kendini bilmesi. Kendini bilmek, o güç, o potansiyel hepsi sizde var. Sadece bunu fark etmek Tabii önemli ki olan. yani o içindeki özün, o ilahi aşkı, o Allah aşkını hissettiğinde zaten Dışarıya da madde bir seni çıkacak. tatmin etmiyor ki, etmez ki ya da neyse. Ama şöyle söyleyeyim, güzel zamanlardan geçiyoruz, güzel zamanlara gidiyoruz. Hani ne tarafta olmayı seçiyorsunuz? Kıtlık var, elektrik olmayacak, iklimler değişiyor, işte kıyamete gidiyoruz diyorsanız bu taraftan gidin. Cennete yükseliyoruz diyorsanız buradan gidin. Buradan seçiyorum hocam. Burada olmayı seçsin. O Herkes burada zaman olmayı kendi seçsin. cennetimi yaratıyorum diye Bunu güne seçersen bunu başlayalım. görürsün hayatında. Bunu belki uzaklarda, televizyonda, filmlerde uzaktan Ha, izlersin. sadece Ama sen izleyici artık 10. olursun. kattasın. Filmde gösterirler. Bir yerde bir şey olmuş. Bir yerde karşına çıkar ama sen artık 10. kattasın. O senin filmin değildir. Onun için burada olmayı seçelim. Burada olmayı seçelim Yani arkadaşlar. aynı Korkuyu dünyada beslemeyin. yaşıyoruz zannediyoruz ya, aynı dünyada yaşıyoruz zannederek orada yaşamayabilirsiniz. Bu seçim sizde diyorsunuz. Evet, yani korku başka insanları besliyor. Daha Bravo. düşük frekanslı insanları besliyor. Onların oksijeni. Ben yeterince beslemişim onları ya. Bana ne? Zaten hocam burada bu Burada videoyu kalmak ve isteyen kalsın. izleyenlerin hepsinin tercihi de artık o cennette yaşamak değil mi Evet, zaten? evet, evet. Ve o cennet burada arkadaşlar. Cennetin de Burada. burada kurulur. Cennet dışarıda değildir. Cennet dediğin yer burada kurulur. Cehennem dediğin yer burada kurulur. Bugüne kadar yeterince cehennemi yaşadınız. Şimdi kendi cennetinizi kurma zamanı diyorum ben. Eğitimlerimde de çok anlatırım. Yeterince cehennemde acı çektin. Dualite var. Acı çekeceğim, sonra mutlu olacağım gibi. Ben de diyorum ki artık hadi birinci, yani üçüncü boyuttan madem çıkıyoruz, bu tarafı bitirelim. Yani cennete çıkalım. Dualiteyi gene görelim ama biz o huzurda kalalım. Yani o cenneti zihnimizde yaşayalım. Oluşturalım Yani en hatta. azından bir kalp çakrasına yükselelim. Oradan yolculuğumuza devam edelim. Ve aklımdayken bir teknik daha geldi mesela şimdi. İlk o dışlanma duygusunu arkadaşlar, ya da değersizlik duygusunu ne zaman hissettiğini hatırlarsa. Mesela annem böyle demişti, ya da babaannem. Ha, Ya diyelim da ki babam böyle hatırladı yaptı, o anı. hatırladı. Bir güvensizliği hatırladı. Ne yapsın biliyor musun? Ne yapsın? Hemen o ana gitsin. Biz hep zaten anda değil miyiz? Onun geçmiş dediği zaten şuradaki bir kare. Şimdi bak, ben buradayım. Benim geçmiş dediğim gözümü bu kareye çevirmekten başka bir şey değil. Ben buraya geçtiğim anda bu kareye, şimdi buradayım artık. Gerçekten buradayım. Bak, orayı hareketlendiriyorum.
aynı nedenle orayı değiştirebilirim ben. Aslında oraya ışık tutuyoruz gibi, tiyatroda sahnelerde ışık neredeyse orası görünür ya. Ha, Işık tutuyoruz gibi evet, düşünebilir mi? buraya ışığımı tuttum. Tamam. Ama ben aslında hem buradayım, hem Tamam. oradayım, hem gelecekteyim. Her yerde olan varlık olduğumu da biliyorum. Işığı nereye Buradaki de tuttun? oynuyor. Tamam, şimdi Bak, hareketsizdi, ışık tuttum. Aa canlandı. evet, annem yapmıştı. Bak hareketlendi. Bak Evet. artık buradayım. Hı. Değil mi? Ben sadece burayı değil, burayı da iyileştirebilirim, geleceğimi de Hı iyileştirebilirim. hı. Çünkü o da bu an içinde. Orada annemi gördüm. Anneme baktım. Gülümsedim. Anne, bilmeden yaptığım bir şeyi almış kabul etmişim. Ve bende değersizlik duygusu oluşmuş. Şimdi biliyorum ki ne sen bunu bilinçli yapmışsın, ne ben bilinçli almışım. Hı. Ben şimdi yetişkin oldum. Bunu fark Bunu ettin fark değil. ettim. Ve benim artık bu duyguya ihtiyacım kalmadı. Şimdi ben bu duyguyu sevgiye dönüştürüyorum. Şimdi ben bu duyguyu serbest bırakıyorum deyip annemle sadece sarılırım. Bitti işte. Bak bu kadar. Bu farkındalığımla orayı eğer Hı. çok güçlü yaparsam bunun bende ağırlığı kalmaz. Anneme varsa bir öfkem ya da bir kinim, bir şeyim, onun da çok azaldığını göreceğim. Niye? Çünkü burayı gerçekten iyileştirdim. Yüklerimizi aslında Gerçekten bırakıyoruz. iyileşti burası ya. Hı. Yani annem de buradaydı. Burada olanı şimdi burada var ettim. Burada olan yine buraya girdi. Yani bendeydi zaten hep. Evet. Kendi kişiliğim, kendi benliğimdi. Bana yardımcı olmak için oradaydı. Fark ettim. O hesabı ne yaptım? Kapattım. İşte arkadaşlar, eğer hatırlarlarsa o duygu bana kimden geldi, bir anıları bilmem neyi, bu kadar basit bir çalışmayla o hesapları kapatırlarsa o duyguların bir daha hayatlarında gittikçe zayıfladığını, gücünün azaldığını görecekler. Muhteşem bir yayın oldu hocam. Yani dört tane çok güçlü ve çok kolay teknikler verdiniz. Daha Umarım veririz de aklımıza evet geldikçe buradayız Aslı. hayatınızda geçirirsiniz, kullanırsınız arkadaşlar. Sizler zaten orada olduğunuz için bunlar çıkıyor ve bunları duyuyorsunuz. O yüzden bunları yapacağınızı zaten biliyorum. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi ki Başka varsınız. yayınlarda yine beraber olmak üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.